Arkadaşlar merhaba. 3 sene önce büyük bir bahçede bahçe sahibini şiddetli dağ budaması önerdik. Bahçe sahibi kabul etmemişti, verimsiz kalırım demişti. Biz de örnek olarak bahçenin bir bölümünde şiddetli taş budaması yaptık. Yapılması bu gerekiyordu. Çünkü bahçe kavak gibiydi. Verin amanla alınamaz vaziyetteydi. Biz de şiddetli taş budamasında bahçenin bir bölümünde gerçekleştirdik. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şiddetli taş budamasını 120 santim, 130 santim civarından yaptık. Gördüğünüz gibi şu şekilde bütün dalları 120-130 santim seviyesinden kestik. Hepsi de böyle bu şekilde taşlandılar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada şimdi çıkacak olan dallar var. Çıkacak olan dallar çıktıktan sonra dal sayısı burada 5'e düşecek. Ondan sonra tepe budamaları yapılacak. Şekil budamaları yapılacak. Bu bahçeyi 3 sene önce burada bahçenin bir bölümünde bu budamayı yaptık. Bahçe sahibi gözleriyle farkı görsün diye bu budamayı yaptık. Geldik şekil budamalarını da tekrardan yaptık. Şimdi aradaki fazla dalları çıkartıp gereken son şeklini ocağa verdikten sonra artık bu bahçe, yani bu ocağı, bu buradaki bir bölümü verime yatıracağız. Bahçe sahibi bu görüntüleri gördükten sonra bahçenin tamamını bu şekilde yapılmasına ikna oldu şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bahçe tamamen değişti. Yani buradaki bu bölüm tamamen değişti burada. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ocaktaki dalı görüyorsunuz. Tepe vurum yaptığımız yer ve gelişen güçlü yan dallar. Bakın arkadaşlar, en azından yine biz buraya tepe vurumu yaptığımızda 4-5 metreydi. Yine o metreye ulaştı ama bu sefer dallı olarak ulaştı. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sefer tamamen dallı budaklı olarak 4 metrelere ulaştı tekrardan. Tekrardan biz bunlara tepe vurumu yapacağız. Bakın bütün dalları bu şekilde. Çıkacak olan dalları da çıkarttıktan sonra buraya son şeklini vereceğiz. Bahçeyi tamamen bu şekilde kademeler olarak bu taş budamasını burada yapacağız. Herkese saygılar, sevgiler.